teşhis koymada, tedavilerimizde bizlere büyük olanakları sağlayan cihazlar üzerinde birçok konuyu kapsayan bir sunumu dinleyeceğiz. Cihazlarımız bizler için oldukça önem taşımakta. Ne yazık ki kendilerinin dilleri yok ama onların dilinden anlayan bir isim var aramızda. Biyomedikal sorumlumuz Sayın Erkan Tosun bugün bizlere biyomedikal biliminin sorumlulukları konulu bir sunumda bulunacak. Biyomedikal bölümümüz eczane bilimimizin adı altında çalışan ve bünyemizde henüz çok eski bir alanımız değil. Şimdiden tanımakta, bilmekte, öğrenmekte, neler yaptıklarını öğrenmemize faydalar var. Bugün hep beraber buna dayalı bir sunum dinleyeceğiz. Şimdi ilk olarak açılış konuşmamızı yapmak üzere başhekim yardımcımız, göğüs cerrahisi uzmanımız, operatör doktor Ali Güven Akıncı'yı sahnemize davet ediyorum. Merhabalar. Gönül alışkanlıkla açılış konuşması değil. Şimdi konumuz biyomedikal olduğu için beraberinde tabii cihaz güvenliği ve temelde medikal güvenlik konusunu geniş bir şapka altında konuşalım istedik. Bununla ilgili işte Erkan konuşması yapacak falan ama onun dışında birçok arkadaşım beni artık bildiği şeyle ben hastanede iş yeri hekimiyim şu anda. İş güvenliği uzmanımız da burada. Bu çatının altında iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı da biyomedikal hatta başka konular var da şu anda şu günkü konumuz bunlar olacak. İlk etapta ben temelde iş yeri hekimliği ilgili biraz size bilgi vereyim. Çünkü birçok arkadaşımız bunu çok farklı yorumluyor. Önceden de böyleydi ama artık bunu biraz da rayına oturtmak istiyoruz. İş yeri hekiminin yapması gereken şey 40-50 tane doktorun olduğu bir hastanede hasta muayene etmek değil tabii ki. Hastanenin çalışanlarının güvenliği açısından hekimlik temelli olarak yani tıp temelli olarak neler yapılabileceğini incelemek ve bazı temel işler üzere işte tahliller, tetkikler ki bunlar işe giren herkes zaten yapılıyor yani bu olmadan önce de yapılıyordu. Bunları değerlendirmek. Tabii burada ben olayın güvenlik tarafından ister istemez temas ediyorum. İş güvenliği boyutunda yakın zamanda hastanemizde yaşanmış bir kaza kabul etmiyoruz. Ramak kaldı olayı var MR'da. İzzet Tanrı'nın o anda basiretin muhtemelen bağlanmasıyla metal tüpü MR odasına sokması sonucu koca bir mermi gibi metal tüp MR'ın içine çarptı. İyi ki arada kimse yoktu yani korkunç bir felaket olacaktı. Hastanede tabii çalışan güvenliği aynı anda birbirine karışmış vaziyette bir şekilde hasta güvenliğini de içeriyor ister istemez. Aynı şeyler herkes taraf için de geçerli. Bu konuda neler yapılabilir, ne yaparız, ne ederiz? Temel bugünkü konumuz bu. Ne yaparız? Bir kere açıkçası dikkatli olmak lazım. Eğitimler verilmesi lazım. Samet o eğitimlerin bir bölümü verdi. Herhalde daha da vermeye devam edecek. Benim de bu eğitimlerde bazı desteklerim olması lazım, olacak zaten. Ama eğitim vermekle bu iş bitmiyor. Yani ne yazık ki Türkiye'de her iş kural diye yazılıp bunlara uymasa da alsana cezası şeklinde yürüyor. Ama o kadar çok kural var ki akılda tutmak mümkün değil. Tatbik etmek zor çünkü tatbikat doğru dürüst yapmadan sadece kural zincirini yazıp çıkıyoruz. Öğlen konuştuk işte Samet bize biraz sonra bir bu MR'ın nasıl bir cihaz olduğunu ve ne acayip güçleri olduğunu gösterecek bir video. Gösterecek. Eminimize tabi videoyu bir kere seyretseydi çok çok daha dikkat ederdi. Kuralları biliyor, hepimiz biliyoruz da ne kadar uyuyoruz, ne kadar uymuyoruz. Önemli yani bir insan 1000 tane iş yaparken 3000 tane kuralı ezbere kafasında yürütmesi için bilgisayar olması lazım. Ve bizim bilgisayara ihtiyacımız yok, biz insanlarla çalıştığımıza göre. Bize uygun bir yöntem değil. Onun için bu işi biraz eğitim boyutunu öne çıkarmamız lazım. Görünce eğitim alan kişi kimi görerek, kimi okuyarak, kimi duyarak ama bir şekilde bu insani ilişkilerle kafasında yer eder. Bir de tabii tehlikeleri en önemliden, en önemsize doğru sınıflamamız lazım. Bu arada hastane beni niye sarıyor? Sınıflamamız lazım. Bu sınıflamaları falan da tabii halletmemiz gereken işler bunlar iş güvenliği. Ama ilk etapta
Şu anda en temelde Samet'in herhalde anlatacağı bazı şeyler var. Güvenlikle ilgili bu olan kaza olmadan kurtarılan kazanın benzerini tekrar etmemesi için. Artı biyomedikal konusunda da bu cihazların aslında ne kadar hassas, ne kadar dikkat edilmesi gereken halter olduğunu biraz sonra göreceksiniz. Cihazları doğru kullanmamız lazım. Cihazları doğru kalibreli kullanmamız lazım. Orada yine insana çok iş düşüyor. Karşınızdaki cihazın tıkır tıkır çalıştığını varsayıyorsunuz ama o varsayım içerisinde çok bambaşka, çok saçma sapan sonuçlar veriyorsa hemen kalibrasyona başvurmak gerekecek. Bu konuda biraz sonra arkadaşımız ayrıntılı bilgi sizlerle dolaştıracak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Onlara bırakıyorum. Şimdi biyomedikal sorumlumuz Sayın Erkan Tosun'u sahnemize davet ediyorum. Çok fazla sizi tanıma bok sıkmak istemiyorum ama önce bir medikal cihazın ne olduğunu söylemek istiyorum, anlatmak istiyorum. Bu tanımlama tamamen Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasıdır. Cihaz veya ekipman olarak iki tanımı var. Bizim sorumluluk alanımıza giren. Bir hastalığın veya rahatsızlığın engellenmesi, teşhisi veya tedavisi ya da bazı sağlık amaçlarıyla vücudun yapısını ve fonksiyonlarını tespit etme, ölçme, düzeltme veya iyileştirme amacıyla kullanılan nesne, gereç, aparat veya makinedir. Biz genelde bunu elektronik olarak çalışan cihazlar olarak anlıyoruz ama bir abestanka aslında medikal cihaz tanımının içine giriyor. Diğer tanımını anladığımız bizim medikal ekipman, kalibrasyon, bakım, onarım, kullanıcı eğitimi veya kullanım dışı bırakılmayı gerektiren medikal cihazlardır. Ve 10 milyon fazla tip içeriyor. En basit bir abestanttan radyoterapiye kadar. Medikal cihazların yaşam döngüsü içindeki tüm faaliyetler biyomedikal bölümünün sorumluluk alanına giriyor. Bu planlamayla başlıyor. Yani hastanenin ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaca yönelik teknolojilerin belirlenmesi ve edinme aşamasına kadar geçen satın alma prosedürüne bir ek olarak bir görev yapıyoruz. Edinme işi yapıldıktan sonra cihazların hastaneye teslimatı, kontrolü, bunların dokümantasyonlarının sağlanması, yani kullanım kılavuzları, servis kılavuzları gibi, kurulumunun test ve kabullerinin yapılması, kullanıcı eğitimlerinin tamamlanması, bu çok önemli bir konu. Risk konusunda, cihazların kullanımı ile ilgili risk konusunda karşımıza tekrar çıkacak, biraz daha anlatacağım bu konuyu. Bizim en çok yoğunluklu olarak çalıştığımız kullanım ve performans takibi, bakım onarım. Bu süre zarfında neler yapıyoruz? Proses izleme kartını anlatmak istiyorum size. Faaliyetlerimiz satın alma aşamasından önce cihazların hastanenin ihtiyacı olduğu cihazların tanımlanması ve seçim kriterlerinin belirlenmesi, bunların kabul prosedürleri, yani istendiği şekilde cihazlar teslim edilmiş mi, bunların işletilmeye alınması, kullanıcıların eğitiminin tamamlanması ve daha sonra da bu cihazların üretici firma talimatlarına göre kullanılmadığının kontrolü de bizim önemli görevlerimizden biri. Bunu yaparken tabii faaliyetlerimizi de kayıt altına alıyoruz. Günlük checklistler yapıyoruz. Bölümlerimizi dolaşarak onların bize bildirmek istedikleri arıza veya diğer bilgileri kayıt altına alıyoruz. Gün içinde gene bize telefonla bildirimlerde bulunuluyor. Yapmaya çalıştığımız konulardan biri de bir tıbbi cihaz envanteri oluşturmak. Kalibrasyon, özellikle kalibrasyon sırasında
gözden kaçan bazı cihazlar olduğunu gördük. Her bölüm elinde ne olduğunu, kilometresine kadar aslında bilmek zorunda. Bununla ilgili bir etiketleme çalışması yaptık. Onu da en sonunda oradaki numaraların ne anlama geldiğini size anlatmaya çalışacağım. Etkileyen ve etkilenen prosesler tamamen birbirinin aynı. Acil, yoğun bakım üniteleri, poliklinikler, radyoloji, laboratuvar, yatan hasta katları, ameliyathane ve üst yönetim. Hem bizi harekete geçiren hem de sonucu itibariyle etkilenen bölümlerimiz. Hedeflerimizin en başında Güven hocamız söylediği gibi aslında cihazların güvenli kullanımı. Dolayısıyla birinci hedefimiz evet cihazları ayakta tutmak, çalışır durumda olduğu süreleri uzatmak ama bunu yaparken de hasta güvenliğinden ödün vermeden çalışmak. Kullanım maliyetlerini düşürmek. Şöyle göstereyim. Aslında kullanıcılar tamamen satın alma maliyetlerini görseler bile bunun altında, buzdağının altında görünen başka maliyetleri de var. Dolayısıyla biyomedikal bölüm olarak görevimiz bu maliyetlerini düşürülerek cihazların daha efektif, etkin olarak kullanılmasını sağlamak. Kritik konularımız medikal cihazların kullanım amacına uygunluğu, üretici talimatına göre kullanımı, güvenli bir ortamda bulunması ve kullanım bittikten sonra da imhası. Onarım sürecimiz şu şekilde işliyor. Arıza bildirimini biz sizden günlük kontroller sırasında veya günlük telefonla bildirimle alıyoruz. İlk arızaya müdahale biyomedikal bölümü olarak biz yapıyoruz. Arızanın ne olduğunu tespit ederek kurum içi veya kurum dışı onarıma karar veriyoruz. Eğer kurum içi onarım yapacaksak yedek parça teminine karar veriyoruz. Nereden alacağımıza, jenerik mi kullanacağız veya orijinal parça mı kullanacağız, alternatifleri değerlendirip cihazları devreye alıyoruz. Garanti içi onarımlar tabii bu prosedürün dışında. Bunu tamamen tedarikçi firmaya bildirerek yapıyoruz. Çünkü garanti içi cihaza hiçbir şekilde bizim müdahale etmememiz gerekiyor. Süreçlerimizin içinde çok önemli gördüğüm bir yeri anlatmak istiyorum size. Sizden servis talebini aldık. Problemi belirledik. Nasıl bir düzeltici eylem yapacağımıza karar verdik. Servis kaynaklarını tanımladık. Problemi çözdük, cihazı devreye aldık. Şurada, şu deneyimin güncellendiği nokta bizim için çok önemli. Daha önce bahsettiğim gibi işletme, cihazların işletme maliyetlerini düşürmemiz için bizim sürekli bu deneyimi güncelleyip servis stratejilerini değiştirmemiz gerekiyor ki bunun bir amacı da burada bir kurumsal hafıza oluşturmak. Yani burada yapılan faaliyetler kişilere bağlı olarak değil, bizden sonra gelecek veya çalışacak başka kişilerine aynı prosedürleri devam ettirmesi, yani bir süreklilik esasına dayalı olması gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de bilgisayar sistemini, yani bir arşivleme sistemini çok iyi kullanmamız gerekiyor ki biz kurum hafızasını kalıcı bir şekilde oluşturalım ve herkes bu yolda devam etsin ki biz de unutabiliyoruz. Biz de dönüp, geriye dönüp neler yaptığımıza bakıp önemli olan şuradaki deneyimi güncelleme görevimizi yapabiliyoruz. Farklı hizmet alım yöntemlerimiz var. Entegre servis yönetimi sağlayıcılarından herhangi bir hizmet almıyoruz. Ama kurum dışı bakım hizmetlerini alıyoruz. Biz bunun bir kısmını tedarikçi firmadan, distribütör firmadan, bir kısmını da teknik servis hizmetini veren farklı firmalardan alıyoruz. Bunların tabii farklı avantajları ve dezavantajları var. Fakat en öncelikli olarak bizim göz önünde tuttuğumuz şey cihazın bir an önce devreye alınıp kullanılabilir hale gelmesi. Kurum içi bakım bizim en hızlı sonuç aldığımız yöntem. Fakat bazen kullanıcılardan şöyle bir şey alıyoruz, geri dönüşüm alıyoruz. Niye çabuk olmadı gibi.
Tabii bu kadar farklı cihazın yedek parçasını bizim tutmamız ekonomik, hem ekonomik değil hem de mümkün değil. Dolayısıyla eğer çok hızlı devreye alınması gerekiyorsa biz bunları tedarikçi firmalardan alıyoruz bu hizmeti. Eğer biraz bekleyebilecekse kendimiz hastane içinde sorunlarımızı halletmeye çalışıyoruz. Fonksiyonlara göre medikal cihazları ayırdığımızda hastanın teşhis ve tedavisi, hasta izleme, yoğun bakım, fiziksel fonksiyon sağlama, acil hizmetler veya sosyal çevre esaslı sağlık hizmeti olarak ayırabiliriz. Bir de gruplara ayırdığımızda kullanıldığı yerlere göre radyolojik cihazlar, görüntüleme cihazları, ameliyathane ve yoğun bakım cihazları ve laboratuvar cihazları olarak dörde ayırabiliriz. Zaten bu cihazları hepimiz biliyoruz. Radyolojik cihazlar, MR, tomografi, röntgen, PAC sistemleri gibi cihazlar, hasta başı monitörleri, ultrasonlar, ekokardiyografiler, EKG'ler, bunların hepsi bunlar fonksiyonlarına göre ayırdığımız. Bir sonraki aşamada da cihazların risklerine göre ayıracağız. Ameliyathanede kullanılan cihazlarımız, anestezi cihazları, pompalar, önemli cihazlar, ventilatörler, ameliyat mikroskopu, ameliyat masası vesaire, laboratuvar cihazlarımız. Cihaz yönetimiyle ilgili neden bir takım prosedürler takip ediyoruz? Aslında amacımız cihazların kullanımından kaynaklanan risklerin minimize edilmesi, en alt seviyeye indirilmesini sağlamak. Cihazların kullanımda olduğu sürece uygunluğunu, üretici talimatlarına göre kullanılıp kullanılmadığı, güvenli bir ortamda bulunmadığı ve kullanım sonunda da imha edilmesi tamamen bizim gözlemlerimiz altında takip edilmesi gereken konular. Güven hocamın az önce söylediği gibi problemin ne olduğunu bizden daha çok kullanıcılar bir an önce yakalayabiliyorlar. Yani cihazı kullanırken olması gerekenin dışında bir şey gördüğümüzde bunu hemen bildirmekten çekinmeyin. Bu bir arıza da olmayabilir. Bazen hakikaten çok basit şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela bunu çekmiyor veya oksijen vermiyor. Kavanoz diye bir şeymiş. Yani bu tür basit şeyler de olabilir. Fakat yolunda gitmeyen şeyleri bir an önce bildirmekten hiçbir şekilde çekinmiyor. Proses kartında bahsettiğim tüm süreçler burada gösterdiğim şekilde bizim faaliyet alanımızın içine giren konular. Şimdi riskin tanımını biraz yapmak istiyorum. Bir zararın oluşma olasılığı ve bu zararın öneminin kombinasyonudur. Yani bir hata yok herhalde. Veya hedefler üzerinde etki oluşturacak bir şeyin gerçekleşme olasılığıdır. Sonuçlar ve olasılık açısından ölçülür. Tabii burada bizim önemli olan görevlerimizden biri bu riski önceden görüp buna karşı bir önlem almak. Bazen bir şey olmaz dediğimiz şey başka bir gözle baktığımızda problem olarak veya problem yaratmaya yakın bir risk olarak gözükebiliyor. Mesela şöyle bir şey göstermek istiyorum. Kaplarımızın birinde çekilmiş bir resim de bu. Kablonun uzunluğu kısaltılmış. Belki ortada bırakılmak istenmemiş ama bu yatağı biraz etrafını temizlemek için çektiğinizde veya hasta yakınını çekmek istediğinde elektriksel olarak problem yaratmaya yakın basit bir örnek bu. Biraz daha geliyorum. Cihaz yönetimi bir risk yönetimidir ve %100 güvenilir olmasını hiçbir şekilde garanti edemeyiz. Ancak periyodik olarak kontrol ederek bu riskin oluşma olasılığını aşağıya indirebiliriz. Amacımız da yaralanma riskini azaltmak veya cihazın kullanım dışı kalması sonucu hastanın tedavi alamaması gibi bir durumu engellemek. Şimdi riskler cihaz arızasına bağlı olabilir veya kullanıma bağlı riskler. Fakat cihaz arızası genelde çok belirgin kendini belli eder ve cihazın kullanılamayacağını kullanıcı fark eder. Bu yüzden kullanıma bağlı riskler
cihaz arızasına bağlı riskler önüne geçiyor. Tabii bunu nasıl geçebiliriz? Herkes kullandığı cihazı çok iyi bilmek zorunda. Yani fonksiyonlarını nasıl yerine getireceğini, neler yapması gerektiğini ki özellikle birinci dereceli riskli cihazlarda cihazın çok iyi kullanılması çok önemli. A marka bir cihazla B marka birbirinin benzeri iki cihaz birbirinden farklı çalışıyor olabilir. Yani ben nasıl olsa bunu kullanıyorum, kullanmasını biliyorum demek yerine onu biraz daha öğrenmek bu tür risklerin oluşmasının önünü alacaktır diye düşünüyorum. Risk türleri kimyasal, mekanik, termal, elektriksel, radyasyon veya biyolojik riskler olarak sınıflandırabiliriz. MR'da yaşadığımız olayca bir elektromanyetik interferans sonucu oluşan elektriksel riskler konusuna gidiyor. Şimdi risklere göre ECRI enstitüsünün yaptığı belirlediği risk sınıflarına göre yüksek riskli cihazlar arıza veya yanlış kullanım sonucu hastada veya kullanıcıda, bakın bu kullanıcı da var bu riskin içinde, ciddi hasarlar oluşturabilecek cihazlar, anestezi cihazları, kullandığımız cihazlar olarak bakıyorum, defibrilatörler, oksijen, bakın burada hasta kaldıraçları, mekanik cihazlar, mekanik bir cihaz olmasına rağmen hasta açısından risk taşıyan bir cihaz neden düşebilir? Hasta düşebilir. Orta riskli cihazlar yanlış arıza durumunda veya yanlış kullanıldığında hasta bakımını aksatan ama doğrudan hastaya ciddi zararlar oluşturmayan cihazlar. İşte aspiratörler, EKG kaydediciler, elektrikli yataklar, elektronik termometre, elektrikli sandalye. Arıza durumunda veya yanlış kullanıldığında ciddi sonuçlar doğurmayacak cihazlar. Risk yönetiminin sonucunda ne elde ederiz veya cihaz kullanımını etkileyen faktörler nelerdir? Cihaz kullanımını etkileyen 3 faktör var. Çevre, kullanıcı ve cihaz. Bu 3 faktörün bir araya gelmesi veya bunlardan oluşan olumsuzluklar sonucunda güvenli veya etkili ya da güvensiz ve etkisiz bir cihaz kullanımına ulaşırız. Tabii gene %100 güvenli hiçbir zaman garanti edebilmemiz mümkün değil. İstenmeyen kazalara neler sebep olabilir? Üreticiden gelen yetersiz yönergeler diyoruz. Tabii üreticiden gelen yönergeler kullanıcılara ne kadar ulaşıyor? Eğitim sırasında bunların hepsi veriliyor mu? Veya 5 yıldır kullanılan cihazı kullanmaya başlayan yeni bir kullanıcı bunlardan haberdar mı gibi eğitim konusuna dayanan, yani cihazla ilgili eğitime dayanan konular var. Tasarım ve üretim sürecinden kaynaklanan sorunlar olabilir. Bunlar da tabii tamamen cihazla ilgili bir problem. Yetersiz modifikasyon ve ayar işlemleri. Cihaz yanlış kalibre edilmiş olabilir veya modifiye edilirken yanlış yapılmış olabilir. Bunun sonucunda farklı riskli sonuçlar elde edebilirsiniz. Yetersiz bakım, bakım gerektiren bazı cihazlarımız var kullanıcılar tarafından. Filtre değişimi gibi veya ventilatörlerde kullanılan membranların değişimi gibi. Hem değişimi hem de dezenfeksiyonu gibi. Bunların çok gözden kaçırılmadan yapılmasında fayda var. Gene ECRI Enstitüsü'nün 2015 yılı için açıkladığı sağlık teknolojilerinde ilk 10 risk olarak bilmiyorum yani buna itiraz olan veya hayır bu daha önemlidir diyen olur mu bilmiyorum ama Amerika'da bu alarm riskleri olarak belirlenmiş birinci risk. Yetersiz alarm konfigürasyon politikaları ve uygulamaları. Yani hastada bir ventilatörün sanırım 5. maddede de bu var. Alarmın göz ardı edilmesi durumunda hastada oluşan herhangi bir olumsuzluğu gözden kaçırmak bir numaralı gözüküyor.
Veri bütünlüğü bu hastane bilgi yönetim sistemindeki elektronik kayıtlarda veya diğer bilgilerin birbirleriyle karışması veya hatalı veya eksik olması. İnfüzyon setlerinin karışması, birbirine karışması, endoskop ve cerrahi aletlerinin yetersiz dezenfeksiyonu gibi daha aşağısında bizimle ilgili herhangi yani çok ciddi olarak görülmüş şeyler yok. Bunlar da ilk 10 risk. Ve en son biraz envanter etiketinden bahsetmek istiyorum. Oldukça bir uzun bir zaman aldı. Şu formda bir envanter etiketi bizim sorumluluk alanımıza giren ve kalibrasyon gerektiren özellikle tüm cihazlara yapıştırıldı. Bunlara flowmetreler de dahil, elektrikli olmayan cihazlar da dahil. Şimdi bu numaralandırmada şöyle bir kodlandırma sistemi var. Bu sistem JCI'ye de uygun bir sistem. Belki hani ileride kullanılabilir düşüncesiyle. İlk 3 numara birincisi hastane kodu, yani Avrasya Hospital'ı ifade ediyor. 27 bölüm kodu, radyoloji bölümünü ifade ediyor. Sonraki 5 tane envanter sıra numarası, envanterde aldığı sıra numarasını ve son 5 tane de ek kodunu, yani cihazın tanımlamasını, cihazın ne olduğunu anlatan bir kodlama. Bazı cihazlarda bu etiketlerin düştüğünü veya çıkarıldığını bazılarında görüyoruz. Bu tür düşen veya eksilen varsa lütfen indirin. Biz bunu tekrar o etiketi yapıştıralım. Çünkü neden? Denetleme zamanlarında envanter listesine ihtiyacımız olacak. Biz bu etiketlerden size envanter listelerini vereceğiz. İki, kalibrasyon yapılırken hangi cihazların kalibrasyona tabi olduğu veya yılda kaç defa periyodik bakıma ihtiyaç duyduğu konuları tamamen etiketleme sistemi. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Katkı sağlamak istediğiniz bir konu varsa. Samet Bey'i şimdi hep beraber dinleyeceğiz. İş güvenliği uzmanımız Samet Bayraktar'dan bizlere anlatacağım birkaç bir şey var. Öncelikle merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Ben Samet Bayraktar, İş Güvenliği Uzmanıyım. Şimdi Ali Hocam dediği gibi Ramakka'da olayı yaşadık. Yani o iş kazası denmez. Şükürler olsun ki iş kazası. Yani şimdi bir göz izleteceğim arkadaşlar. Hani o tüpün izletmeyle görüştüğüm kapı ağzından cihaza aynı süratle girebildiğini hayal edebilmeniz için yani orada bir çalışana yani hastaya çarpmış olsaydı olabilecek kazayı düşünmek de istemiyoruz diye. Şöyle birkaç videomuz var. Mesela. Şurada. Fark edebildiysek tüpü hani itiyorlar ve içeri alıyor. Makineyi komple dağıtıyor şu. Şimdi deney yapılıyor. Bir tane çelik kelepçe yatırıyorlar cihaza. Çarpıyor ve sonunda yapışıyor. Ve çok süratli bir çekim var fark ederseniz. Bu da bir zımba ter makinesi. Arkasından kuvvet ölçer bir manometremiz var diyeyim. Yani pound bazında ölçüyor. Şu an cihaz o kadar büyük manyetik gücü var ki yavaş yavaş çekiyor metali. Buradaki gücü göstermeye çalışıyorlar. Ne kadar güçlü. Yani şimdi bugün hani sedyeyle beraber tüp gidiyor ama oraya belki bir teknik servisten arkadaşlar da girebiliyor ya da bakın hani üzerimizde tornavida, anahtar, yani herhangi bir cisim, en ufak bir cisim bile orada çok süratle keskinlik gösterip insana zarar verebilir. Şu anda fark ettiyseniz yapıştı ve bir sonraki deneyde de bir tane sandalyeye bağlıyorlar. Çok daha büyük oranda metal içeriyor, tabii ağırlığı da farklı.
bunun akabinde 3'te 10 orantılı olarak artıyor tabii. Yani bu şöyle biraz ilerleyeyim. Şu anda yani çekim gücü gitgide artıyor. Daha büyük cisim olduğu için bu 2000 pound'a kadar yükseliyor buradaki kuvvet. Kırıyor sandalye. Yani o kadar büyük bir kuvvet var onlar cihazında. Burada da yurt dışında yapılmış bir deney var. Şöyle. Burada basınçta bir tüp. Aynı şekilde makineyi feda ediyorlar deney için ama karpuz koyuyorlar. Yani bir insan kafası düşünebilirsiniz orada. Tam çekim gücünün merkezine doğru gidiyor. Dağıtıyor ortalığı. Çok büyük güç yani insanın olmaması ve karpuzun var bu bir insan kafası da olabilir orada. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İş sağlığı ve güvenliğindeki amacımız işin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel bir çalışmadır iş güvenliği. İş sağlığı ve güvenliğin amacı nedir? Maddeler halinde söylersek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmektir. Üretimin devamlılığını sağlamak ve verimliliği arttırmak olarak. Şimdi arkadaşlar iş kazası iki bileşenden oluşuyor. Tehlikeli durum ve tehlikeli davranış. Tehlikeli durum yaşadığımız olaya endekslersek yani şöyle. Tehlikeli durum nedir? Sedyeyle beraber metal oksijen tüpünü ya da orada bir oksijen tüpü değil de başka bir cisim olabilirdi metal halinde. O ortamı yaratmış olmak durum. Davranış da o sedyeyle beraber kapıdan içeri girdiğimizde davranış oluyor ve daha kalabalık olayı yani iş kazası meydana gelmiş oluyor. Arkadaşlar iş kazasının nedenlerini sıralayacaksak Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın istatistiklerine göre iş kazalarını 3 grupta inceledik. Birincisi tehlikeli şartlar. Yani %20 ile %30 arasında değişiyor bunlar. Mesela arızalı makineli araçlar, makinelerin düzensiz yerleştirilmesi, yani dar alanda çalışmak, iş yerinin tertip ve düzensiz olması, ondan sonra yetersiz aydınlatma, ısı ve havalandırma, toz ve gürültünün fazla olması gibi. Tehlikeli hareketler, yani yaşadığımız kazayı da göz önünde bulursak yanlış bir hareketten dolayı meydana geldi. Teknik bilgi noksanlığı, dikkatsizlik, ihmal becerisizlik, aşırı cesaret ve güvenden de oluşabiliyor. Yani ben yapamayacağım bir işi fazla cesaretle ben bunu yaparım misali. Utanma ve fiziksel noksanlıklar. Diğer maddede umulmadık olaylar %1-2 gibi, depremsel, yıldırımsel gibi. Arkadaşlar şimdi tehlikeyi de şöyle tanımlarsak, potansiyel olarak zarara sebep olabilecek hal ve duruşlardır. Bunlar insan davranışları, maddeler veya makineler, çalışma metotları, iş organizasyonu, diğer konuları da olabilir. Tehlikeyi şurada soldaki görülebilir bir tehlike. Yani oradaki kalas kırıldığında adam aracın altında kalacak ve orada yaralanacak ya da ölüme sebep olacak. Gizli ise arkadaşlar burada bir basınçlı kap ve elektrik panosu var. Dikkat ederseniz. Orada ya bir elektrik çarpması ya da basınçlı kapı patlaması sonucu gizli bir tehlike var. Gelişen ise hastalanan bir korkuluk var zamanla. Gelişen bir şey. Bu korkuluk görevini yitirdiği zaman orada belki bir insan yaslanıp ona güvenip yaslandığı zaman düşecek. Zarar ise arkadaşlar çalışan insanın kazanma gücünün hasar görmesi veya ortadan kalkması, işletme için ise ekipman hasarı ve bunlardan kaynaklanan her türlü maddi kayıp olarak tanımlayabiliyoruz. Risk ise tehlike dolayısıyla ortaya çıkan bir olayın oluşturduğu hasar derecesiyle
olayın oluşmamasının bileşkesidir. Şimdi tehlikeli riski biraz daha açıklayabilmek için böyle bir tablo oluşturduk. Mesela çalışma ortamı kapalı alan. Riski şöyle olabilir, bir kuyuda benzinle çalışan bir pompayı kullanan işçilerin karbon monoksitten zehirlenme olasılığı. Elektrik ise izolasyonu yetersiz olan elektrikli bir el aletini kullanan işçiyi çarpma olasılığı. Şöyle diyelim, gürültü mesela bir ofiste çalışanların sabit 75 desibelin altında düşük gürültü düzeyine maruz kalmaları sonucu yorgunluk, endişe, kaygı veya saldırganlık şeklinde stresi bir olasılığı. Pres makinesi tehlikeyi söylersek koruyucusunu olmayan bir preste çalışan için parmaklarını kaybetme olasılığı olarak nitelendiriyoruz. Arkadaşlar kaza öncesi duyduğumuz çok sık rastladığımız sözler var. İşte biz her zaman böyle çalışırız. Bana bir şey olmaz. Yıllardır bu işi yapıyorum. Bugüne kadar bir şey olmadı. Kaza sonrası da şanssızlık, kaçınmazlık, dikkatsizlik diye nitelendiriyoruz. Arkadaşlar iş kazaları işin ilk saatinde, yapılan istatistiklere göre ilk saatinde en çok meydana geliyor. Bunun da sebebi konsantrasyon eksikliği. Daha sonra yani işe odaklandıkça riskimiz azalıyor. Daha sonra 9 saatten fazla çalışırsak bu da yorgunluğa bağlı olarak tekrar riskimiz artıyor. Arkadaşlar güvenlik ve sağlık levhaları renk kodlarını şöyle göstermeye çalışacağız. Yaşadığımız kazada da baktığımız zaman orada uyarı levhalarımız da mevcuttu aslında. Ama zamanla o kadar alışıyoruz ki o levhaları artık görememez duruma geliyoruz. Yani kanıksıyoruz onu. Arkadaşlar kırmızı her zaman yasaklayıcı anlamına gelir. Sarı ise uyarıcıdır. Mesela elektrik panolarının üzerinde şekildeki gibi bir şeklimiz vardır. Bir de elektrik çarpma olasılığı vardır diye yazar. Mavi ise zorunluluk anlamına gelir. Yani mavi tabelayı gördüğünüz zaman yapılması zorunlu bir görevi size göstermektedir. Mesela trafikte gittiğiniz zaman mavi tabelanın içinde bok vardır. Yani mecbur sağa gideceksiniz anlamına gelir. Yeşil ise emniyetli durumdur. İşte acil çıkış kapılarını gösterir. Kırmızı ise genelde yangında kullanılır. Dediğimiz gibi kırmızı yasaklayıcı işaretler, sigara içilmez, örnek iş makinesi giremez, yetkisiz kimse giremez. Sarı dediğimiz gibi uyarıdır, mesela parlayıcı madde veya yüksek ısıdır, uyarıyor orada. Aşındırıcı madde, şekildeki gibi toksik zehirleyici madde, bunlar birkaç örnek. Mavi ise dediğimiz gibi zorunlu işaretler, yapılması zorunlu. Gözlük kullan, işte baretini giy, eldivenini giy, önlüğünü giy gibi. Yeşil ise dediğimiz gibi acil çıkış kaçış yolları, güvenlik duşu, göz duşu gibi nitelendiriyoruz. Ulu Önder'in bir sözüyle bitirmek istiyorum. Felaket başa gelmeden evvel önleyici tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra dönmenin faydası yoktur. Mustafa Kemal Atatürk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Birkaç şey söylemek istiyorum. Mesela hastanemizde genel gezdiğimde bu özellikle sigara kullanımına arkadaşlar dikkat edin. Yani birçok yerde İzmir'e teras diyorum. Daha önce arkadaşlar teknik servisinde gezdiğimiz yerde elektrik panosunun içine dahi izmarit vardı. Yani bu anlaşılabilir bir durum değil. Yani işlediğimizi düşündüğümüz zaman buradaki en büyük riskimiz kendimiz dahi hastalarımız, hasta yakınlarımız yani arkadaşlar çok kalabalık bir ortamda çalışıyoruz. Burada herhangi bir yangın olayında Allah korusun yani yoğun bakım hastaları var. Bunların tahliyesi çok zor. İşte böyle bir durum yaşamamak için biz kendimizi önce daha sonra yakındaki arkadaş çevremizi aşılamamız lazım bu konuda. Dikkatli olmaları konusunda uyarmamız lazım mümkünse. Şimdi beraber düşünelim diyeceğim. 7. katta çalışan bir arkadaşımız var. Sigara kullanıyor. Sigarayı nerede içecek? Hadi bir çözüm bulalım diyeceğim. Sigarayı bıraksın en kolayı. Sigara içen vardır aranızda. Hani ben bir çözüm bulmaya çalışayım bu konuda ama varsa bir fikri olan beraber bulalım. Taşın altına beraber elimizi sokalım. Yani şu andaki en büyük riski konuşuyorum. Kendi gördüğüm hastanemde. Yani burada bir yangın çıktığı anda yani kendi ekmek tekmemizi kaybetme riskimiz var. Yani düşünmek dahi istemiyorum diyeyim. Elektrikle ilgili arkadaşlar, açıkta kablo görürsünüz.
elektrik tutuk bilgi işlemi aramayacağız ya da medikal grubu. Teknik servis, Ali Bey, Ramazan Bey. Elektrik sigorta atar, sigortaya gidip hani tamam acil bir durumdur, bir kere kaldırırsınız da ikinciye özellikle paspas da koyduk elektrik panolunun önüne. Yalıkan paspas, hani onun üzerine basarak bir kere deneyin. Baktınız tekrar atıyor, demek ki bir kaçak vardır. Bunu yetkilisine bırakacağız, yani işin ehline, elektrikçiye. Yani bu tür durumlara dikkat edersek sevinirim. Diyeceklerim bu kadar. Tekrar teşekkür ederim.